Herkese selamlar. Bildiğiniz gibi zaman içinde göçmenlik hukukundaki gelişmelerle ilgili videoları sıkça yayınlıyorum. Bunun yanı sıra göçmenlik hukukuyla ilgili gelişmeleri anlattığım veyahut da spesifik vize kategorilerini anlattığım videolar da var. Bugünkü format daha önce de E2 vizesi alan bir müvekkilimle yapmış olduğum video gibi bir format. E2 vizesi almış olduğumuz bir müvekkilimizle bir söyleşi gerçekleştirip onların Amerika'ya geliş hikayesi, Türkiye'deki işleri, Amerika'daki işleri, buraya gelmeye nasıl karar verdikleri, burada ne tip zorluklarla karşılaştıkları, yatırımcılara ne tavsiye ettikleri konularında bizzat onların görüşlerini almaya çalışacağım bir söyleşi tarzında video olacak. Bugünkü konuğum Bahadır Yanar Bey, Yavaşçalar Troy Holding'in Amerika'daki direktörü. Kendilerinden Amerika'ya geliş hikayesini kısaca dinlemeye çalışacağız. Bahadır Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz Florida'daki ofiste, ben New York'taki ofiste. Aslında sizi yerinize ziyaret etmek istiyordum ama buna imkan olmayınca en iyisi bir de internet üzerinden yapalım, bu şekilde deneyelim dedik. Sağ olun, teşekkür ederim davetimi kırmadığınız için. Rica ederim. Hoş bulduk. İnşallah bir gün baş başa yine görüşürüz buralarda. Evet, umarım ben sizi ziyaret etmek istiyorum. Bu tarafa gelirseniz biz de bekliyoruz. Şimdi birazcık isterseniz sizin şirketinizden bahsedelim. Birazcık sizinle bu videoyu çekmek istememdeki sebep, Türkiye'de ve başka ülkelerde bir işi yapan şirketin aynı zamanda Amerika'da da bu işi yapabileceği, Amerika'da da bu işi gerçekleştirebileceği, özellikle de üretim tarafından gerçekleştirilebileceği ile alakalı sizin çok güzel bir örneğiniz var. Birazcık şirketinizden ve kendinizden bahseder misiniz? Biz Yavaşçalar firması olarak 40 yıldır Türkiye'de av ürünleri, av malzemeleri üreten bir firmayız. Biz özel sektörde ilk av fişeğini üreten, özel sektörde ilk mermi üretimi yapan, tabanca mermisi üretimi yapan, ilk tabanca mermisi kapsül üretimi yapan ve endüstriyel patlayıcı olarak madenlerde ve yollarda kullanılan patlayıcıları üreten bir firmayız. 2010'lu yıllarda Yavaşçalar firması olarak bu tecrübelerimizi diyeyim Amerika'ya taşımayı planladık. 2012 yılında burada bir satış ofisi açmıştık. Devamında da yine bir üretim planlaması yapıyorduk ama 2017 yılında Kuzey Amerika'da olmak için bir karar aldık. Yavaşçalar firması olarak 40 yıllık bilgi, birikim ve tecrübemizi Kuzey Amerika pazarına üretim yaparak taşıma kararı aldık. Devamında da Kanada'da ve Amerika'da birer üretim tesisi açtık. Şu anda da Florida, Amerika'da sivil sektör için mermi, av fişeği üretimi yapıyoruz. Ve diğer tecrübesine sahip olduğumuz ürünlerin üretimini de önümüzdeki yıllarda yapacağız. Peki bu Amerika'ya gelme fikri, burada üretim yapma fikri nasıl doğdu? Çünkü bir sürü şirket aslında Amerika'ya gelmek istiyor ama buraya daha çok bir satış ofisi açmak veyahut da burada bir irtibat ofisi bulundurmak, bu şekilde bir giriş yapmak, akabinde burada belki ileriye yönelik bir üretim tesisi açmak şeklinde düşünüyor. Sizin girişiniz çok kararlı, çok baştan biz üretim yapacağız şeklinde ve sıfırdan üretim tesisi açarak, hatta bununla ilgili Florida'da arazi satın alarak, akabinde oraya bir üretim tesisi olarak ve çok sayıda istihdam sağlayarak oldu. Bu kararı nasıl verdiniz? Bu karara nasıl vardınız? Bundan biraz bahseder misiniz? Şimdi bizim sektörümüz Amerika'da çok ciddi bir pazar olan bir sektör. Vatandaşı açık bir sektör. Amerika'da 350 milyon nüfus var. Dünyanın en büyük ekonomisi. Aynı zamanda hukukun işlediği bir, kuralların işlediği bir ülke. Ticaretin güvence altında olduğu bir ülke. Bizim de 40 yıllık Yavaşçalar olarak tecrübemizle burada belli bir müşteri portföyümüz vardı. Zaten müşterilerimiz bizden bunu talep ediyordu. Bizim de bu yönde planlarımız vardı. Ve biz de doğru bir iş planı kurarak ve kararlı bir şekilde dediğiniz gibi devam ederek burada ciddi bir üretim tesisi kurduk Florida'da. Şunu diyebilirim, bu sektörde Florida'da bu çapta biz varız diyebilirim. Çünkü biz full bir hat kurduk burada. Yani bizim sektörde full line diye geçer bu. Bütün komponentleriyle birlikte mermi üretimi yapıyoruz. Hem de av fişek üretimine başlıyoruz. Peki endüstriye genel olarak baktığınızda bir Türk firmasının Amerika'da yapmış olduğu yatırım, tabii ki bununla gurur duyuyoruz. Endüstriye genel olarak baktığınızda kendinizi nerede görüyorsunuz? Önümüzdeki dönemdeki hedefiniz nedir? Kısaca bundan bahsedebilir misiniz? Şimdi tabii bunu müşterilerimizden geri dönüşlerle cevap verebilirim. Çok önemli bir şey. Biz müşterilerimize ürünlerimizi gönderdiğimizde, müşterilerimizin de müşterilerinden aldığımız geri dönüşler hep şöyle. Amerika'daki ilk 3 üründen birine kalite olarak ortaya koyduğumuzu söylüyorlar. Bunda da gurur duyuyoruz tabii ki.
Ürün kalitemiz çok iyi. Müşterilerimiz ürünlerimize karşı son derece pozitif dönüşler yapıyorlar. Şu anda 919 üretimi yapıyoruz Amerika'da ve değişik kalibrelerde av fişek üretimine başlıyoruz. Bunun devamında da diğer Türkiye'de tecrübesine sahip olduğumuz diğer ürünleri de üreteceğiz. Ve burada da Amerika'da belki bu üretimi yapan 3 ya da 4 firmadan birisi olacağız. Devamında da tabii farklı kalibreleri üretmeyi planlıyoruz. Emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Yavaşlar firması olarak aldığımız risklerin şu anda karşılığını görüyoruz. Ama tabii ki yani hayat böyle bir lineer bir çizgi değil. Hep üstüne bir şeyler koymak gerekiyor. Biz de bunun farkındayız. Hep üzerine bir şeyler koyarak diğer projelerimizi hayata geçirerek Amerika'daki bu maceraya serüvene diyelim devam edeceğiz. İnşallah da başarılı olacağız. Bu kararı aldıktan sonra Amerika'ya gelme konusunda nelere dikkat ettiniz? Sizi, evet bunları kesinlikle yapmamız gerekiyor. Bunlar olmadan olmaz dediğiniz noktalar nelerdi? Kısaca nasıl bir hazırlık gerekiyor Amerika'ya yatırım yapmak için, burada bir üretim tesisi kurmak için? Bir kere biz yavaşlı olarak ne yapacağımızı biliyorduk. Daha önce yaptıklarımız vardı, bir örneğimiz vardı ve bunu bu şekilde uygulamaya geçirecek. Tabii öncelikle ilk yaptığımız şey şu oldu. Müşterilerimizle temasa geçtik ve dedik ya böyle böyle bir düşüncemiz var. Siz ne diyorsunuz? Çünkü neticede ticarette iki şey çok önemli. Bir ürününüz kaliteli bir ürün. İkincisi de bu ürünü satmak önemli. Pazarlamak önemli. Müşteriye kabul ettirmek önemli. Ne üreteceğimizi biliyoruz. Ürünü nasıl iyi kalitede üreteceğimizi biliyoruz. Müşterilerimizle bize bağlı olan, kardeşlik bağı bile, arkadaşlık bağımız olan müşterilerimizle de bir pazar payına sahibiz. İlk yaptığımız şey buydu. Devamında da ne yapacağımızı biliyoruz, nereye satacağımızı biliyoruz. Bir ciddi bir iş planı yapmamız gerekiyordu. İş planlarımızı yaptık. Burada da en önemli şey bizim sektörümüz özelinde işin yasal çerçevesini çok iyi hakim olmak gerekiyor. Bunun bütün yasal gerekliliklerini ciddi şekilde araştırdık. Bilemeyeceğimiz noktalarda ya tereddütümüz olan noktalarda danışmanlıklar aldık. Bu şekilde önce yasal çerçeveyi belirledik. Devamında da tabii bu işi nerede yapacaksınız? Bu önemli. Bunun için tabii ki birçok faktör var. Bunun değerlendirmesi lazım üretici firmaların. Bir kere pazara yakın olmanız lazım. Müşterilerinize yakın olmanız lazım. İzinlerin kolay olduğu bir yer olması lazım. Bir de burada yaşayacaksınız yani. Yaşamanızın da güzel olacağı bir yer olması lazım. Lokasyonu belirledik. Lokasyonu belirledikten sonra yapmamız gerekenler bir arazi bulmamız gerekiyor kendi yaptığımız üretim için. Devamında da makinaların alınması, üretim makinalarının. Çünkü aldığınız makinaların kalitesi, yeterliliği sizin son ürününüzün kalitesini ortaya koyar. Ve izinler ve sonra yavaş yavaş tabii ki burada en önemli faktör de şu tüm bunları yaparken burada olabilmenin bir göçmenlik hukuku da var yasal çerçeve içerisinde. İşin izinleri olduğu gibi bir de burada çalışabilmenin de izinleri var. Bütün bunları dikkat ederek planlı bir şekilde, sıralı bir şekilde, hızlı bir şekilde üretim tesislerimizi kurduk. Makinalarımızı getirdik, izinlerimizi aldık. Müşterilerimizle gerekli pazarlama planlamalarını yaptık. Satışa başladık, üretime başladık ve şu anda da bu noktadayız. Bu noktası çok güzel. Şimdi bunların içinden benim böyle seçtiğim birkaç kelime var, birkaç cümle var. Onların üzerinde biraz durmak istiyorum. İlk dikkatimi çeken şey, söylediğiniz şeyler arasında bizim zaten müşterilerimiz vardı Amerika'da. İlk bunu söylediniz değil mi? Doğru anladım. Yani Evet. Amerika'da hali hazırda müşterileriniz vardı önceden. Tabii ki. Bizi izleyenler arasında tahmin ediyorum irili ufaklı tip bu bir yatırım yolu Amerika'ya gelmek isteyen izleyiciler var. Hepsinin farklı serüveni olacak. Bizim gibi olanlar ise biz zaten üretim yapan bir firmayken ürettiklerimizi dünyanın çeşitli yerlerine ihraç ediyorduk. Amerika'da bunlardan birisiydi yıllardır. Ve Amerika'da belli bir müşteri ilişkimiz vardı. Ciddi bir ilişkimiz vardı. Bu ilişkileri devam ettirerek yatırımımızı taşıdık buraya. Yani bu bir örnek. Eğer Türkiye'de bir üretici varsa benim tavsiyem biz dinleyenlerden bir üretici varsa üreticinin bence yani en ciddi doğru yolu diyelim. Amerika'da ihracat yapmayı denemesi lazım önce. Hiçbir ilişkisi yoksa Amerika ile. Ve ihracatını Amerika'da geliştirdikten sonra burada daha çok gelip gidip müşterisini, pazarı, buranın kanunlarını tanıması lazım. Devamında üretim hattı taşıdıktan sonra zaten belli bir müşteri hacmi olacak. Bu yol birazcık daha kesin ve garanti bir yol olduğunu düşünüyorum. Biz tabii ki bunun arkasında 40 yıllık bir şirket tecrübesi, bilgisi, birikimi var. Biz de bu yoldan gittik ve şu an bunun meyvelerini topluyoruz. Aslında dediğiniz çok doğru. Özellikle Amerika'da ciddi bir müşteri kitlesi olan hali hazırdaki Türk şirketlerinin buraya direkt üretim için gelebilmesi tabii ciddi bir hazırlık yaptıktan sonra çok mümkün. Bazen de henüz
Amerika'da bir müşteri olunmayan durumlarda önce Türkiye'deki şirketinizin Amerika'da bir irtibat ofisini açarak, bir pazarlama ofisini açarak, akabinde bunun gelişmesi neticesinde, buradaki müşterilerinizin çoğalması neticesinde burada üretime geçme şeklinde bir durumda söz konusu olabilir. Yani bunun aşamalı bir şekilde gerçekleştirilmesi de mümkün olabilir. Söylediğiniz şeyler arasından başka bir dikkatimi çeken konu da ciddi şekilde hazırlık yapılması, yasal çerçevenin belirlenmesi dediniz ve bunun biraz hızlı olması dediniz. Mesela genel olarak bahsedersek Amerika'ya gelmeye karar verdik dediğiniz andan itibaren Amerika'daki şirketi kurmanız, yeri açmanız ve akabinde izinleri almanız hem iş yeri için hem de göçmenlik hukuku ile ilgili gerekli yatırımcı vizesi izinlerini almanız. Bu aşağı yukarı ne kadar sürdü? Bir fikir vermek adına. Her şirketin kabiliyetine göre değişir. Esnekliğine göre değişir. Ancak şunu diyebilirim. Biz tabii bunu planlamak da çok önemli. Çünkü bir yerden arazi ararken bizim yaptığımız şuydu. Ne makine, ne üretim yapacağımızı bildiğimiz için, hangi makinaları alacağımızı bildiğimiz için bir yerden arazi bakarken bir yerden de makinalarımızı siparişini verdik. Çünkü bir makine siparişi zaten 1 yıl, 1,5 yıl sürer makinaların yapılması. Bu süreç içerisinde de biz arazi, lokasyon yerine baktık. Bunları yaparken aynı zamanda yasal izinleri, araziyle ilgili, üretimle ilgili, çalışmayla ilgili yasal izinleri araştırdık. Makinalarımız siparişi varken sürecin ortalarında istediğimiz, bizim üretimi yapabileceğimiz bir tesis, araziyi bulduk. Devamında izinlerimizde zaten bütün araştırmaları yapmıştık. İzinlerimize başvurduk. İzinlerimizle birlikte tabii ki E2 vize süreci başladı. Bunu yaparken de bütün bu işlemlerimizi yaparken en başta dediğim gibi iş planından başlarken her şeyi firma olarak kayıt altına aldık. Yaptığımız her şeyi. Business planımız da kayıt altındaydı. Marketing stratejileri her şeyimiz kayıt altındaydı. Yaptığımız harcamalar, aldığımız makinaların evrakları yani yapılan işlemlerin hepsi kayıt altındaydı. Çünkü bir noktada bunlar istenecek. Yani böyle bir yatırım yapılıyor ama nasıl bu hayali bir yatırım mı, gerçek mi? Bunu nasıl kanıtlayabilirsiniz? Sadece evraklarla kanıtlayabilirsiniz. Bunları da kayıt altında aldık ve sizin de desteğiniz, hizmet kalitenizle yatırımcı vizesine başvurduk birlikte. O süreci siz daha iyi yorumlayabilirsiniz. Ve bunlar yaklaşık 1,5-2 sene sürdü diyebilirim. Ama bu tabii şirketten şirkete göre değişir. Biz kararlı, bilerek, hızlı bir şekilde hareket ettik ve bu sonucu aldık. Sadece zaten makinaların teslimi 1,5 yıl sürer normalde. Evet, zaten ben de tam buna dikkat çekmek istiyorum. 1,5-2 yıla mesela bir üretim şirketinin Amerika'da üretim yapmak için hazırlanması, yer satın alması, makinaların siparişi, yerin tutulması, izinlerin alınması, çalışma izinlerinin alınması 1,5-2 sene dediğiniz zaman bu gerçekten hızlı olarak değerlendirilebilecek bir süreç. Ama Tabii. izleyicilerimiz, takipçilerimiz şöyle düşünmesin. Sanki her yatırım, sanki her E2 vizesi 1,5-2 sene sürecekmiş gibi düşünmeyin. Çünkü olayın bu kadar kompleks olmadığı, yani yer satın almak, üretim tesisi açmak, makine siparişi yapmak gibi durumların olmadığı zamanlarda bu tabii çok daha az sürede tamamlanabilecek bir süreç olabilir. Ama burada ben değişik sektörlerden değişik müvekkillerimle söyleşi yaparak, muhabbet ederek size birazcık bu sürecin değişik versiyonlarını, değişik tanımlamalarını, farklı sektörlerde farklı amaçlarla yapılan yatırımların değişik süreleri olabileceğini aslında göstermeye çalışıyorum bunu yaparak. Aslında şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii 1,5-2 sene süren bir süreçten bahsediyoruz. Bunları yaparken çoğu müvekkilimizin kafasına takılan hatta takipçimizin sorduğu, peki bize daha bir E2 vizesi vermemişken devlet, bir E1 vizesi vermemişken, bir orada bu işleri yapmak için bir yetkimiz yokken bütün bu işleri nasıl yapacağız? Yeri nasıl satın alacağız? Şirketi nasıl açacağız? Ticarete nasıl başlayacağız? Yani bütün bunları yaptıktan sonra mı vize başvurusu yoksa önce vize başvurusu sonra mı bunları yapıyorsunuz? Ben bunu kendi videolarımda anlatıyorum ama bir de sizin tecrübenizden istifade etmekte fayda var. Bütün bu işleri nasıl yaptınız bu kadar süre içinde? Hangi vizeyle? Şimdi bütün bunları normal turist vizesiyle yaptık. Yani bütün süreci başlatırken biz buraya yer bakmak için geldiğimizde turist vizesiyle gelmiştik. Şirketi kurarken tabii bunların hepsi iş planı içerisinde yapıldı. Turist vizesiyle önce geldik ve şirketimizi kurduk. Turist vizesiyle şirket kurabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Burada yer arayabilirsiniz turist vizesiyle. Şirketinizi kurduktan sonra o şirket üzerine satın alma yapabilirsiniz. Hem arazi satın alması yapabilirsiniz, makine satın alması yapabilirsiniz. Şirketi çalışır hale de getirebilirsiniz. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ancak fiziki olarak sizin burada işin başında çalışabilmeniz için orada geçerli vizenin olması lazım.
Bu biz işleri kurduktan sonra tamam. Şimdi bizim bir an önce çalışma vizesi almamız lazım dediğimiz noktada da zaten siz devreye girdiniz. Evet. Dolayısıyla şunu bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Bir işin kurulması için yapılması gereken hazırlık. Şirket kurulması, şirket için işveren numarası alınması, banka hesabı açılması, o şirkete yatırım yapılması, şirketin yapılan yatırımla harcamalar yapmaya başlaması. Bunlar B1, B2 turist vizesinin kapsamında yapılabilecek şeyler olabilir. Ama arada ince çizgiler var. Onları aşıp bu şirket için çalışmaya başlama durumunun gerçekleşmemiş olması gerekiyor. Çünkü o noktada artık sizin Amerika'da bir çalışma iznine ihtiyacınız var. Bu ince ipin üzerinde yürürken de mutlaka profesyonel olarak danışmanız gerekiyor. Çünkü bazen öncesinde danışılmayan işler başından itibaren Bahadır Bey'in hep altını çizdiği business plan dahilinde, iş planı dahilinde dediği şey, o plan eğer baştan çizilip hareket tarzı belirlenmezse bazen sonradan yapılan yanlışları telafi etmek ya mümkün olmuyor ya da çok pahalıya patlıyor. Böyle durumlar söz konusu olabilir. Ama tabii sizin şirket kültürünüz çok gelişmiş bir kültür olduğu için, 40 yıllık bir tecrübe olduğu için aşağı yukarı neyin nerede yapılması gerektiğini, nasıl bir hazırlık yapılması gerektiğini, nerede profesyonel destek, danışmanlık alınması gerektiğini de bildiğiniz için ve eminim bazı şeyleri de yolda giderken öğrendiğiniz için bunları Tabii. uygulayarak başarılı bir şekilde ilerlemiş oldunuz. Biz Amerika'da arazi ararken aynı zamanda da sizinle konuşuyorduk, görüşüyorduk. İşte biz şu Evet. aşamadayız, şu aşamaya geliyoruz, bilginiz olsun. Ve siz bir noktada dediniz ki, Bahadır Bey tamam artık fazla ilerlemeden bir an önce E2 vizelerine yönelelim, gerekli evrakları toparlamaya başlayalım. Sizin gösterdiğiniz yolda ilerledik. Yavaş Yalar firması olarak Kanada'da da biz üretim tesisi kurduk. Burada doğru bir göçmenlik hizmeti almak, göçmenlik hukuki hizmeti almak çok önemli olduğunu vurguluyorum. Bunu da gerçekten güvenilir bir ekip bulmak kolay olmadığını ben tecrübelerimle söyleyebilirim. Belki başkaları için kolay olmuştur ama bunu bir anda bulmak ve devam etmek pek kolay değil. O yüzden orası da çok hassas bir nokta. Ciddi bir göçmenlik hukuki hizmeti veren ekiple çalışılması lazım. Burada benim genelde kullandığım tabir geminin dümenine geçme tabiri. Çünkü siz işi belli bir noktada bir yere getirebiliyorsunuz ama ondan sonrasının hukuki nosyona ve E1, E2 şartlarına, vize şartlarına uygun bir şekilde yürümesi gerekiyor. O noktada doğru noktada müdahale edebildiğimiz durumlarda dosyanın başarı şansı kat ve kat tabii ki artmış oluyor. Peki buraya geldikten sonra yani Amerika'ya geldikten sonra yerleştikten sonra ne kadarlık bir istihdam sağladınız? Mesela şu andaki şirketinizin istihdamı nedir? Önümüzdeki dönemde bu ne olacak? Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Şu anda 25 kişi istihdam ediyoruz. İstihdam açımızda var. Daha önümüzdeki günlerde bu rakam 35'e çıkacak yakın bir zamanda. Ama tabii diğer projelerle birlikte rakamlar yükselecek. Yani biz amacımız Türkiye'de yaptığımız her şeyi Amerika Birleşik Devletleri'nde, Florida'da hayata geçirmek. Türkiye'de biz Yavaşçılar firması 400-450'ye yakın çalışanı vardı. Burada da aynı şekilde bu rakamlara ulaşmayı planlıyoruz. Peki Bahadır Bey istihdam sayısından bahsettiniz. Tabii otomatik olarak takipçilerimizin aklına şöyle bir soru gelebilir. Bütün istihdamınız Amerika içinden mi? Amerikan vatandaşı Green Card sahibi mi? Yoksa Türkiye'den de veyahut da başka bir Kanada'da üretiminiz var. Oradan istediğiniz gerçekten sizin için önemli olduğunu düşündüğünüz yöneticilerinizi, çalışanlarınızı getirebildiniz mi? İsterseniz kısaca bir de bu konuya değinelim. Amerikalı çalışanlarımız var. Amerika'da Green Card sahibi olan çalışanlarımız var. Bir de tabii ki bizim üretimimizin bazı teknik detaylarına hakim olan, şirketimiz için önemli olan ve şirket kültürümüzü de bilen üst düzey yöneticilerimiz de buraya yine E2 üzerinden hem Kanada'dan hem Türkiye'den buraya getirdik. Evet, bu da önemli. E2'nin en güzel özelliklerinden bir tanesi de sadece şirketin sahiplerine, ortaklarına değil, aynı zamanda yöneticilerine ve teknik bilgi sahibi elemanlarına da vize alınabiliyor olması. Peki Bahadır Bey, bu getirmiş olduğunuz elemanlar, üst düzey yöneticiler, aynı zamanda sizin gelişiniz, bu E2 vizesiyle ailelerinizi de getirebildiniz mi? Biraz ondan da bahsedebilir misiniz? Çünkü bu konuyla ilgili çok soru geliyor. Tabii. E2 vizesinin kapsamı içerisinde eşlerinizi ve size bağlı olan çocuklarınızı bildiğim kadarıyla 18 yaş olması lazım. 21'i de olabilir. O konuda siz daha tecrübeli 21 yaş. olursunuz. 6 çocuklar onları da getirip burada yaşayabiliyorsunuz ve çocuklarınızı burada bir public school'a yazdırabiliyorsunuz. Aynı Evet, aynı şekilde tabii zamanda buranın sosyal hizmetlerinden
tabii ki Amerika'nın şartları içerisinde faydalanabiliyorsunuz. Evet, aynı zamanda eşlerin de sosyal güvenlik numarası ve çalışma izni alma hakları oluyor. Bu Tabii, da tabii. oldukça güzel bir şey. Peki şunu sormak istiyorum. Bunu aslında her müvekkilimle konuşurken gündeme getiriyorum. Amerika'ya gelirken ne bekliyordunuz? Geldikten ve yaşamaya başladıktan sonra neyle karşılaştınız? Mesela sürprizler oldu mu? Aa, bu çok iyiymiş dediniz veya bu hayal kırıklığı oldu dediğiniz bizzat şahsi bazda, şirket bazında bu konuda söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Bir kere bu bir serüven, bir macera. Başka bir ülkeye gidiyorsunuz, bir iş kuruyorsunuz sıfırdan. Bunu kendi ülkenizde yapmak bile zorken, düşünün yeni bir ülkede, yeni bir çevrede, yeni bir ortamda, yeni kurallar, kanunlarla bir şey yapıyorsunuz. Kolaylıkları var, zorlukları var. Ama ben hep şöyle şunu söylerim. Kolay veya zor bir tanım. Sizin amacınız ne? Bunu yapmak istiyor musunuz? Bu zorlukların üzerine gideceksiniz. Zorluklarla karşılaşacaksınız. Bunları aşarak bir noktaya geleceksiniz. Bir hedefe ulaşacaksınız. Fakat burada ben şunu vurgulamak istiyorum. İş hayatının dışında bir de özel hayat var. O da önemli. İnsanın aile hayatı var, yaşamı var burada. Hem Kanada'da hem Amerika'da edindiğim tecrübelerle şunu özellikle söylerim. Yurt dışına gelip iş kurarak gelen insanlar ya da bir şekilde yurt dışında çalışmak isteyen insanların şuna dikkat etmesi lazım. Türkçe'de kültür şoku deniyor buna ya da culture şok. Bu ciddi psikolojik bir terim, bir durum. Ve bunu araştırmaları lazım. Kısaca bu şudur. Örnekle bunu anlatırsam, yabancı bir ülkeye gittiğinizde ilk önce gördüğünüz her şey size toz pembe gelir. Bu ilk 6 aylık bir süreçtir. Devamında ise zamanla orada yaşarken 6 aydan sonra da bu sefer tabii bu 6 ay içerisinde her şey toz pembe gelirken hep şunu yapar, şu yanlışa düşebilir bazı örnekler. Ya işte Amerika'da böyle, ne kadar güzel, ya bizim ülkemizde yok. İşte ya Amerika'nın bak şu da çok güzelmiş ama bizim ülkemizde bak iyi değil. Bu kıyaslamaya girerler. Devamında 6 ayın sonunda da şu başlar. Bu sefer yaşadığınız yere adapte olduktan sonra eksikler görmeye başlarsınız. Ve bu eksikleri görmeye başlarken de ya bizim memlekette ne kadar güzeldi söylemleri başlar. Bu psikolojik başlar. Bu psikoloji başlar. Bunun adı Türkçe'de silah hasreti diye geçiyor. Silah hasreti başladıktan sonra kişiler bu sefer ülkeleri geldikleri yerin ne kadar güzel olduğunu inanmaya başlarlar. Fakat bu sadece bir imajinasyon, yani bir algı olarak yaşanan bir şey. Daha sonra bazı örneklerde okuduğum kitaplarda okuduğum örneklerde geri dönen insanlar daha büyük bir şokla karşılaşıyorlar. Çünkü gittikleri ülkede kendi ülkelerini hayal ederken kendi ülkelerine döndüklerinde aslında hayal ettikleri ülkenin aslındaki o kendi ülkeleri olmadığını görüyorlar. Bunun adı culture shock diye geçiyor. Ben şunu öneriyorum. Bizim ülkemiz çok güzel. Bizim insanımız çok güzel. Amerika da güzel. Amerika insanı da çok güzel. Her yerin güzellikleri var. Her yerin kolaylıkları var, zorlukları var. Her şeyin eksikleri var. Kıyaslama yapmadan her ülkeyi, bulundukları her yeri kendi şartları içerisinde değerlendirip bununla mutlu olmaya çalışmaları, mutlu olmalarının ötesi üretken olmaya çalışmaları lazım. Bunu yaparlarsa bu culture shock ya da Türkçe'de bu aslında tam sıla hasretine uygun düşüyor. Belki Almanya'da daha önce bundan 60 yıllarda gidip gurbetçilerin bunu çok daha yaşamıştır. Bu kalça, bu sıla hasretinden kurtulmanın, bunu aşmanın ve bulunduğun yerde üretken olmanın en önemli şeyi kıyaslama yapmadan her ülkeyi kendi şartlarında değerlendirip orada üretken olup oraya bir değer katmaya çalışmak. Ben bunu öneririm. Türkiye'den Amerika'ya da herhangi bir yere gitmeyi düşünen arkadaşlar, beylere, bayanlara, hanımefendi. Aslında harika bir tavsiye çünkü dediğiniz çok doğru. Yani kıyas olayına girmeden herkesi ve her ülkeyi, her koşulu, herkesi ve her ülkeyi kendi şartları içinde değerlendirmeye çalışmak, orada yapabileceğinin en iyisini yapmak her zaman hem bir insan olarak hem de bir yatırımcı olarak yapabileceğimiz en iyi şey. Bu bahsetmiş olduğunuz kıyas yapmama olayını ben birazcık şöyle de görüyorum, tanımlıyorum veya tecrübelerim. Yani biraz insanoğlunun fıtratında da var bu. Kendinde neyi yoksa onu istiyorsun. Kendinde ne yoksa onu özlüyorsun. Mesela işte Türkiye'de yaşarken Amerika'da olan, Türkiye'de olmayan bir şeyi özlerken, bu sefer Amerika'ya gelip Amerika'da yaşamaya başladığında Türkiye'de olan şeyleri özlüyorsun. Bu insanın kendinde olmayanı istemesiyle alakalı bir şey diye de bazen düşünüyorum. Ama dediğiniz gibi o anda insanın bulunduğu yerde, bulunduğu şartları değerlendirmesi çok önemli. Bir de geldiğiniz yeri tanımanız çok önemli. Tabii. Şimdi siz mesela defalarca gittiniz geldiniz, orada bir hayat kurmak olur diye düşündünüz, üretim tesisini burada açabiliriz dediniz, iklimine baktınız, okullarına baktınız. Dolayısıyla bu çok büyük bir karar. Sadece iş hayatını değil, aynı zamanda
şahsi hayatı da ilgilendiren bir karar olduğu için bizim de tavsiyemiz bu konularda karar verirken mutlaka iyi bir inceleme yapılması oluyor. Peki biraz da şuna değinelim. Büyük yatırımcılara veyahut da sizden çok daha küçük kapasitede yatırım yapacak olan yatırımcılara tavsiyeleriniz var mı? Ne tavsiye edersiniz? Nelere Tabii. dikkat etmeleri gerekir? Bir kere önce hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye ederim. Şimdi bizim örneğimiz farklı. Ancak ben düşünüyorum bizi izleyenler içerisinde daha küçük bir bütçeyle daha mütevazi bir işletme kurup bir efendim kafeterya, bir pizza dükkanı ya da başka ufak bir işletme kurup bu şekilde Amerika'da bulunmayı düşünenler var. Öncelikle onlara söyleyeceğim şey hayallerinin peşine gitsinler. Bu bir mücadele. Mücadeleye hazır olsunlar. Hiçbir zorluktan kaçmasınlar. Çünkü ben şuna inanıyorum. Türk insanı çok zeki ve çalışkan olduğunu düşünüyorum. Kısıtlı imkanlarda birçok şeyi başarabilen Anadolu insanı, Türk insanı Amerika gibi bir ülkede hukukun olduğu, imkanların olduğu bir ülkede başarılı olacağını görüyorum. İnanıyorum ve bunun örneklerini de görüyorum Amerika'da. O yüzden yapmaları gereken şey bir adım atmak. Bu da sizin tavsiye ettiğiniz gibi önce bir turist vizesiyle buralara gelip buralarda bir araştırma yapmak, ne yapabileceklerini karar vermek ve bunu plan dahilinde yapmak, bir iş planı dahilinde yapmak ve o iş planının her aşamasında kararlı bir şekilde zorlukları aşarak adım adım hareket etmek. Bunu tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir tavsiye. Bizim de bahsettiğimiz gibi ülke değiştiriyorsunuz, yer değiştiriyorsunuz, bir yatırıma giriyorsunuz. Bunun mutlaka öncesinin araştırılması lazım. Düşünün ki bir araba alırken bile, bir ev alırken bile işte defalarca gidiyorsunuz, bakıyorsunuz. Bu olur mu, olmaz mı düşünüyorsunuz. Sonuçta hayat değiştiriliyor, farklı bir yere taşınıyorsunuz. Hiçbir yer göründüğü kadar güzel değil, hiçbir yer göründüğü kadar kötü değil. Bulunduğu şartlar çerçevesinde her yeri değerlendirmek gerekiyor. Ama buradan anladığımız ve benim de tecrübem olan şey küçük bir yatırım olabilir, büyük bir yatırım olabilir, önemli değil. İnsanın müteşebbisin, yatırımcının istediği işi yapması, gerçekten ben bu işi yaparım, bu işe enerji sarf edebilirim diyeceği işi yapması çok önemli. Bununla ilgili karşısına çıkan mücadeleyi yapabilmesi çok önemli. Bu bir serüven, bu bir macera, aynı Bahadır Bey'in söylediği gibi. Bazen kişiler bunu daha iyi iş imkanları için, bazen çoluğunun çocuğunun geleceği için düşünüyor olabilir ama netice itibariyle büyük bir karar ve iyi düşünülmesi gerekiyor. Ama çok ilham verici bir hikaye. Türkiye'den bir şirketin çıkıp bu şekilde Amerika'da başarılı olabilmesi, istihdam oluşturabilmesi ve gerçekten çok aranan müşterileri tarafından çok kaliteli bulunan ürünlere imza atabilmesi gerçekten çok sevindirici. Bahadır Bey, size bugün vakit ayırdığınız için, tecrübelerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Florida'da olduğunuz çok belli, tişörtten. Biz New York'ta soğuk havada kendimizi korumaya çalışırken Florida'larda bu şekilde tişörtlerle işe gidiyor geliyor olmanız ayrıca sevindirici. Kıskanmıyoruz sizi, yanlış anlamayın. Sadece sizin adınıza seviniyoruz. İnşallah umarım kısa sürede görüşebiliriz. Belki bunun bir devamını yapabiliriz. Tabii bu arada takipçilerimiz çok sık sık sorular soruyorlar. Ben elimden geldiği kadar onlara cevap vermeye çalışıyorum. Yine sizlerin rızası çerçevesinde ve soruların çeşidi çerçevesinde elimizden geldiği kadar yorumlara cevap vermeye çalışıp yatırımcılara yardımcı olmaya çalışırız. Var mıdır söylemek istediğiniz son bir şey? Ben de size teşekkür ederim. Hem Yavaşça ailesi adına, Yavaşlar firması adına. Sizler de bizim bu serüvenimizde bize destek oldunuz. Bu başarının da bir parçası olarak, Cullen Law Firm olarak sizin de bir payınız var. Çok Bizler de Yavaşça teşekkürler. ailesi olarak size teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizim için çok büyük bir gurur ve onur. Umarım 100 çalışan, 200 çalışan, bir fabrika, iki fabrika olan günleri hep beraber kutlarız. Olacak. Ben de olacağına inanıyorum. Vaktiniz için çok teşekkürler. İşlerinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bugün kendi alanında, kendi sektöründe çok başarılı olan Amerika'da Türklerin, Türkiye'nin yüzünü güldüren bir firmayı size tanıtmaya çalıştım. Aynı zamanda E2 süreçlerini, Amerika'ya yatırım süreçlerini sizinle paylaşmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu hikaye size de ilham verebilir. Videoyu beğenebilirsiniz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu şekilde videolar yapmaya devam etmemi istiyorsanız yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.